zor bir yıl yaşıyoruz zeytin üreticisi olarak. Ocağın 14'ünde ciddi bir soğukla karşılaştık ve bu soğuk ağaçlarda ciddi hasar yaptı, don hasar yaptı. Tabii orada %50'lere varan bir ürün kaybı yaşadık. Üstüne bir de yaz da kurak geçti. Kuraklıktan dolayı da tane ufak oldu bu sefer. Daneden de bir zararımız var. Hakikaten Mudanya'da zeytin üreticisinin durumu sıkıntılı. Normal şartlarda geçtiğimiz 2020 yılında 40 bin ton gibi bir rekoltemiz vardı Mudanya'da. Bu yıl çalışmalarımızda 21 bin ton oldu yaklaşık. Dane küçüklüğü bir de fiyata etkilediği için üreticinin bir de oradan kaybı var. Üstelik tabii üstüne bir de girdi maliyetlerinde çok ciddi bir yükselme oldu. Dövizden dolayı %100'e varan artışlar oldu gübrede, ilaçta özellikle. İşçilik maliyetlerinde. Bu da bir darbe oldu. Geçtiğimiz işte 2020 yılında 40 bin ton olarak hesaplarsak bu yıl 21 bin ton, yaklaşık 19 bin ton gibi bir ürün kaybımız var. Bu da ortalama 10 lira fiyat üzerinden hesaplansak 19 milyon rakamsal olarak Mudanya'nın kaybı var. 9 bin çiftçi var, zeytin üreticisi çiftçisi. 19 bini bölersek 50 bin lira gibi çiftçi başına bir kayıp gözüküyor. Geçtiğimiz yıl 16 lira civarlarıydı. Bu yıl 20 lira olarak açıklandı Marmara Birlik tarafından. Tabii bunu sadece Marmara Birlik almıyor. Yaklaşık 1/3'ünü Marmara Birlik alıyor, 1/3'ünü de tüccar alıyor, 1/3'ü üretici kendi mahzenine koyuyor. Bu yıl yani normalde girdi maliyetlerine bakarsak %70-%80 artması gerekirken %15-20 civarlarında bir artış oldu. Bu da tabii üreticinin ciddi anlamda hem ürün kaybından, hem fiyat kaybından, hem girdi maliyetlerinin yüksekliğinden ciddi bir zora soktu üreticiyi. Gerçekten üretici çok zorda. İşte banka borçları var, tarım kredilere borçları var, ilaç aldığı ilaç firmalarına borçları var. Devlet yetkililerinin göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çiftçi borçlarının mutlaka ertelenmesi lazım. Destekler de %100 olarak artması lazım. Bizi etkileyen esasen en büyük etki girdi maliyetlerinin yüksekliği. Bu görülmemiş bir şey. Yani yıllardır bu işi yapıyoruz biz. Hiçbir zaman girdi maliyetleri %100 artmamıştı. Bu sene zeytin ağaçlarımızda dondan dolayı verim kaybımız yüksek, büyük. Mesela benim 800 ağacımdan 700 ağacımda hiç zeytinim yok. Bir 100 ağacım da var, o da kuraktan. Küçük taneli olduğu için o da pek fazla yani yağlık oluyor. Onda da pek bir şeyimiz yok. Bayağı mağduruz yani bu yıl. Vallahi ne kadar kaybımızda en az 60-70 milyar vardır. Normalde rekorte 6-7 ton rekorte verdim. Bu yıl verdiğim rokate 1,5 ton. Onu da zaten yapacağım da belli değil yani. Ama verdik inşallah, çıkar. Tek artık. Geçim kaynağınız zeytincilik mi? İncir var. İşte incir doğmasa zaten işimiz kötü. Bu yıl işte biraz incirden para aldık. Onun paralarını da şimdi paralarını ödeyeceğiz. Gübre, işte ilaç. Onlar da zamlandı. Yani vallahi biraz durumumuz iç açıcı değil. Bunlar hiç verim vermeyecek. Bunlara eğer bu sene mahsule yatırmak için bakım yapmazsak, mücadele etmezsek bunun verimi 5 seneye çıkar. Eğer mücadele edersek bu girdilerle de çok çiftçimiz çok mağdur. Yani bu ağaçlara bakılmazsa çok zor olur. Hiçbir tane mahsulümüz yok burada. Toplamaya hiç girilmeyecek buraya ama bakım için girilecek. Girdiler çok yüksek. Bir 10 kilo bakırlı geçen sene 500 liraydı. 800 artı KDV girişi var. Yani çok yüksek. Bunu çiftçi bunun içinden çıkamaz. Mazot öyle, gübre öyle, ilaç öyle. Eğer bu krediler ertelenmezse, ne bileyim çiftçiye yardım edilmezse çiftçi çok mağdur olur, çok zor duruma düşer. Köy olaraktan 200 ton yapıyorsa 75 ton. Yarıdan daha aşağıdır. Bir de tane ufak. Tane ufak olduğu zaman kalibre tutmuyor, yağlıya kaçıyor. Yağlıya kaçtığı zaman maliyet temel düşüyor. Sizin kaybınız nedir bu sene? Bizim de %50'nin üzerindedir. Yani en az %50. Yani, kaç ağacınız vardı, kaç yandı? 1000 ağaç civarı ağacımız var. Yani bunun yarıdan fazlası yanık. Yani kıştan zarar gördü. Olan yerlerde kuraklıktan dolayı tane şeysi düşük. Hani barem şeyi düşük. Hani Allah kolaylık versin hepimize. Peki bakımların ne zaman başlaması lazım? Şimdi Ocak ayında kesimler başlar. Havaların durumuna bakar. Kesimler başlar, gübrelemeler başlar. Yani bunların
bakılmazsa bir şey olmaz. Bunlar aynen bizim hizmetimiz hiç şey yapmıyor yani, o da yanık olsa da mahsul olsa da olmasa da hizmetini aynı şekilde yapabiliyoruz yani, yapıyorsun. Peki nasıl karşılayacaksınız? 150 bir kaybınız var bu sene. Vallahi bilmiyoruz, biz de şaşkınız. Ne diyeyim, kredilerle ayakta durmaya çalışıyoruz. O da hani çalışamazsak, kazanamazsak, üretemezsek bunlar nasıl, ne şekilde geri döner? Yani zor, işimiz zor.